Cansu Gelin'in sunum masası 16 çeşit ikramla öne çıkıyor. Erzurum ketesi, portakal çanağında meyveler, cevizli çörek, el açması börek, ıspanak pastası ve karışık kuru dolma masadaki lezzetlerden bazıları. Cansu Gelin'in sunum masasındayız. Cansu'cum sen neler hazırladın hemen sorayım. Aslı Hanım ben 16 çeşit size güzel ikramlıklar hazırladım. Ellerinize sağlık bir tanem. Afiyet olsun. Erzurumluyum. Erzurum yöresinden yöresel olarak birkaç sunum daha size sergilemek istedim. Teşekkür bu şekilde. Ederiz. Erzurum ketesi. Evet. Doğru. Erzurum İçli ketesi. İçli kete mi bu? İçli kete. Aha. Aslı Hanım. Şu nedir? Cevizli. Cevizli tamam. Evet. O da mı Erzurum'un? Erzurum'un değil. Biz onu ısıtıp tereyağlı oluyor. Biraz tereyağını fazla tereyağlı. Koyuyoruz. Evet, bir tık fazla oluyor. Hı-hı. Özelliği o yani. Aynen, özelliği o Aslı Hanım. Ve yine Erzurum'a özel pazı. Pazı dolması. Evet, pazı dolması. Zeytinyağlı mı o, etli mi? Lor peynirli. Lor peynirli. Evet, lor peynirli ve içerisinde bulgur var. Bulgur, lor peyniri, onu sarıyorsunuz, evet, pişiriyorsunuz. Evet, içerisine soğan doğruyoruz. Ne güzel. Ve özbek mantımız. Özbek mantısı evet. Nereden geldi aklına? Yengem özbek. Sağ olsun. Evet. Şurada portakalın içinde bir şey evet. var. Evet. Aynen, çok tatlı duruyor. Çok yani Aslı Hanım 3 tane görüyorum. Biz 3 kişi değiliz yani. Ona mana bulamadım. Portakal çanağında evet. meyve salatası galiba. Evet. Aynen. Evet çok nar hoş var. Duruyor. Portakal yani, mandalina. 3 tane oldu. Aslı evet, ben bunu nar ayıtladım. Çocuğuma götüreyim en iyisi. Çok yakışır. Çok güzel. Evet ellerinize sağlık. Hanımlar nasıl bulduk? Senden başlayalım Hatice'ciğim. Şimdi öncelikli olarak masan genel anlamda ikramlıkların güzel. Beğendim. Ama tabaklarınla kaşık çatal setini uygun bulmadım maalesef. Evet. Evet yani. Sebebi şu. Değişik. Gold kullanmışsın. Oh. Siyah. Ben salonunla çok uyumlu ama evet. masanla uyumlu değil. İkramlıkların güzel, tabakların güzel. Bardakların da yani spor bardak gibi geldi. Bana spor mesela spor bildiğin kristal bu. Yok hayır. Spor derken gold mesela kenarlarında bir yaldız olsaydı bence daha uyumlu ve daha yaldız şık durabilirdi. Yaldız kesmeleri var. Aynen. Bir de peçete. Evet ben böyle süslemeyi tercih ettim. Ön tarafta değişik gördüğün olmuş. Gibi oraya da peçeteli koydum. Dünkü konuştuğumuz kesme şeker konmuş. Ve çok güzel olmuş. Evet maşası da var. Maşası da var. Evet. Evet, sen ne diyorsun? Aslı Hanım ben çok idmanlıyım. Şu an yani konuşsam susturamazsınız o dereceyim. Kesinlikle. Şimdi peçete dedi arkadaşları dün. Unuttu dediler. Şimdi ben bunu ağzımı mı sileceğim, üstüme mi koyacağım? Üstüne sileceğim. Şunu tamam hadi bunu üstüme serdim. Peki bunu çatal kaşıklarımın altına dekor mu yaptın yoksa ben bunu ağzımı mı sileceğim? Tatlım yani ağzını silmen için ben oraya yedek bir peçeteli yani koymuşum. Yani bir de ben peçeteleri kesinlikle uyduramadım. Bende yine bu şekilde vardı buradaydı. Sadece üstüne serdiğim bu ürün yoktu. Yani onu uyduramadım. Siyah ne alaka? Bunlar dediği gibi arkadaşların ve kesinlikle titizim diyen bir insan. Aslan görüyorsunuz dış ses yani bu mu titizlik? Hani ben şimdi şöyle pek söyleyeyim anlam sana veremedim siyah açıkçası. Evet su lekesini belli eder ama o da sana denk gelmiş. Yani siz de bakın arkadaşlar. Bakabilirsiniz ve ben dış ses. Çok riskli ben, bir renk. Aslan evet, evet, diyorsunuz dış sesten. Aslı Hanım ben tabaklarımı bile streçledim. Sırf wow. el lekesi olmasın diye kaşıklarıma kadar. Evet. Ama kaşıklar neredeyse siyah bir ton olduğu evet, için evet. direkt leke gösteriyor. Aslında metal de gösteriyor su lekesini evet. ama yani yorum yaptı, yorumunun altını doldurmadı bence. Evet. Kesinlikle neden bunlar bu renk tercih ettiğini ben sorabilir miyim? Ben merak ediyorum. Aslında ya. Şöyle Aslı Hanım ben ha bu tabaklardan daha fazla olduğunu düşünmüştüm. Bunlardan? Evet böyle siyah detayları olan hatta peçeteliğim de siyah. Bir iki ton böyle siyah atmak onda istedim siyah fakat göremedim. Şöyle bir baktığımda şey, evet ben de göremedim. Evet. Onunla böyle bir kombin yapmak istedim. Patlıcan. Kurabiye falan da var. Yoksa evet. inanın diğer metal rengi yok muydu senin normal var aslında. Nerede bir getirsene ya, tabii merak ki ettim hemen ben. Getiriyorum. Bir görelim bakalım. Hı-hı. Bunun fiyatı yani. Ne bu arada giderken söylesene bize. Bunun fiyatı 2900. Ay, 6 kişilik mi 12 pahalı yani. 6 kişilik pahalı. Aslı Hanım ben bunları plastik sandım bu arada. Sus ben de ilk oturduğumda gerçekten plastik diyebilir miyim senden? Ben de. Zor mu? Zor bir yerde mi hayatım? Aslı Hanım senin... hemen konsolumun içerisinde.
Evet. Ben versiyon yakın kutu halinde alabilirim. Ay sana zahmet. Ben evet, merak ettik. Şimdi göstermek sandım. İstiyorum ben çünkü. Orada altta bir kutu olacak. Bulacağız inşallah. Bulacağız. Hayır niye biliyor musun? Bir bakmak istiyorum, göstermek istiyorum. Keşke son anda madem gördüm bunları hiç koymadım. Boltlarım mı var demişler. Aslan şöyle vereyim ben şunu yok. Alayım şunu. Şöyle. Bak bak. Evet. Ben ayakta şunu sen ayakta bir asiste et beni. Hemen. Bak ne kadar güzel çatal kaşık bıçağı var görüyor musunuz? Yani biraz dolabın içinden çıkarttırdık ama. Ve bunun çatalları da var. Evet. Keşke bu olsaydı. Bir şey söyleyeyim mi yani? Şu neden şu canım porselen. Daha uyumlu olurdu, evet. Daha uyumlu. Yani hani. Bence o da uyumlu olmazdı. Bir hata ait bence. Hayır hayır, gold. En azından bundan yani, daha iyi. Ya tabii siyahtan yani. Daha iyi tabii ki aynı. Değil mi? Yani bu gerçekten beni işte şok etti. Ama neyse, değişik siyah bir şey aşkı diyelim. Siyah aşkı diyelim, aynen. Perdeleriyle, fonlarıyla onu sağlıyor. Evet. Bunun fiyatını öğrenelim. Çok güzel ve sade, zarifmiş. Hatırlıyor 4800. Musun? 4800. Ama galiba 12 kişilik bu evet, bayağı evet. Tatlı az çatalları falan evet, var. Bence var. Daha uygun. Evet. Kaldır aşkım sana zahmet şöyle sonra hayır, gel yanına. Biraz ağırmış bu can. Evet. tabi ağır belli 12 kişilik. Yani dün benim masamı eleştirdiler, çeşit az dediler. Arkadaşımız biber dolmasını aynı şey yapmış, benim çevirdiğim yaprak sarmasını iki çeşit yapmış. Yani yaprak sarmasını bir düz koymuş bir de gelmiş yoğurt ekmiş üstüne. Hani bir mana bulamıyorum. Yaprak bulamıyor. Sarması değil, o fazla sarması ve yoğurt. Sen burada yoksun bence. Gerçekten yani anlayamadım ya. Dünün acısı sarması çıkıyor nedir? Vallahi. Ben ilk kez duyuyorum gerçekten. Erzurum yöresine ait bulgur. Yani soğan şöyle, ve lor peyniriyle yapılıyor. Aslı Hanım bence hani dün bilmiyorum. Dediklerimizi yediremedi arkadaş. Ya böyle bir yalan diyorum. Aslı Hanım bu hani yaprak sarması peki onu neden aynı yapmış? Peki bu benim de masamda vardı. Yani başka şeyler yapabilirdi öyle değil hakikaten mi Aslı Hanım? Hakikaten o senin masandaki aynısı mı? Kadına baksana hadi tamam merak bu evet ettim, ben merak ettim mı? Ben de. Bak nasılmış biz de merak ettik lorlu. Nasıl oluyor acaba? Çünkü yöresel lezzetler. Aslı Hanım hakkını yemeyeceğim. Çok güzel, çok lezzetli. Afiyet olsun. Kesinlikle hayır bu konuda hakkını yemem ama merak ettiklerini de sorarım. Tabii, masan çok güzel, bayıldım. Hani bu gold detayları vesaire bütünlüğü çok güzel, masa örtünü çok güzel. Hepsine bayıldım. Yani dediği gibi yine arkadaşlarımın bu şekilde bir pek uygun bulamadım. O zaman afiyet olsun diyelim buradan düğünümüze geçelim. Aynen. Peki.